olarak her yıl bir lokomotif proje yürütüyoruz. Babamızdan, Sayın Rektörümüzden, Sayın Müftümüzden gerekli destekleri aldık. Bir de sizden bu komşuluk projemizle ilgili bir destek almaya geldik. Bu desteği alırken de basınla, özellikle buradaki sloganlarımızdan bir tanesini, beğendiğiniz bir tanesini okuyarak paylaşırsanız, projeye desteklerinizi bu şekilde ifade ederseniz projemizin yürüyüşü biraz daha hızlanacaktır diye düşündük. Bu amaçla sizi ziyaret ettik Sayın Başkan. Onunla gerçekleşiyor zaten. Kent konseylerinin finansmanı. Komşuluk ilişkilerinin gündeme getirilmesi hakikaten önemli. Hem bizim için önemli, hem Malatya'mız için önemli. Hem de ülkemizin temel taşı. Biz bunun için özellikle mesela mahalle müzeleri kavramını dile getirdik. Niye getirdik? Çünkü mahallede kopukluk var, birbirlerinden ayrışma var, soyutlanma var. Biz dedik ki mahalle kültürüyle mahalle müzesini bir buluşturursak, mahallenin işte temayüz etmiş devlet adamı, siyaset adamı, spor adamı, mahallemizdeki kanaat önderleri, yerel önderler, söz bilenler, mahallemizde siyasette temayüz etmiş insanlar, onları bir genel anlamda o müzede toparlarsak, mahalleyi bütünleştirirsek, yarın ülkeyi bütünleştirirsek, ülkeyi vücut olarak hesap edeceksen, mahalleyi de bir hücre olarak hesap edeceksen, hücre sağlam olursa vücut sağlam olur. Mahalle sağlam olursa ülke sağlam olur. İşte bu komşuluk ilişkisi de aynı hesaptır. Bu da bir mahallenin bir alt şeyi. Yani komşu hukukuna dikkat edildiği zaman, yani komşu hukuku aynı zamanda o mahallede, o şeyde milli birlik, beraberlik, bütünlük anlamında, yardımlaşma anlamında, sosyal dayanışma anlamında temel bir altyapıdır. Yani bu anlamdaki şeyinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani iyi bir tema seçmişsiniz. Seçtiğiniz tema şu anda hakikaten milletimizin, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bir tema. Bu temanın temayüz ettirilmesi, toplumun nezdinde zemine yaydırılması anlamındaki çalışmalarınızı tebrik ederim. Dayanışmayı sağlayamazsanız, komşu hukukunu ileriye götüremezseniz o zaman kaybeden siz olursunuz. Çünkü eskide mahallemin bakkalı, mahallemin berberi, manavıdır, işte tatlıcısıdır, boyacısıdır, sucusudur. Mesela bizim mahalle Kerne, İpek Caddesi halen de o durumda. Kaybolan kadim değerlerimize de sahip çıkıldığı zaman hakikaten basınla da paylaşabilirsiniz.